Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konuğumuz Muhammed Yılmaz. Çoğunuz YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla, Boarding Info sitesiyle tanıyorsunuz ama kendisi aslında gazetecilik kökeni yok. Bir uçak mühendisi. Bugünkü röportajımızın ilk bölümünü uçak mühendisliği üzerine konuşacağız kendisiyle. Arkasından YouTube ve habercilik maceralarında ayrıca konuşacağız. Merhaba Muhammed, hoş geldin. Hoş bulduk Tolga abi, merhaba. İyi yayınlar olsun. Öncelikle davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Ben de kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Hemen sorularımıza başlayalım. Çünkü birçok arkadaşımız özellikle savunma sanayi ile ilgili yaptığımız yayınlarda uçak mühendisi olmak istiyor. Bir uçak mühendisi, bir havacılık mühendisi kavram kargaşası var biraz Türkiye'de. Nedir ikisinin farkı? Önce bunu bir açıklar mısın? Tabii açıklayalım abi. Şimdi öncelikle önümüzdeki dakikalarda konuşacağımız pek çok detayla birlikte bunların detayını ve nihayetinde net birbirlerinden aslında çok da farkı olmadığını anlatmaya çalışacağız. Şu anda yüksek öğretimin açıkladığı ÖSYM'nin tercih kılavuzuna baktığınız zaman birbirinden farklı isimlerde bölümler görüyorsunuz ama bunları bitiren öğrencilerin piyasaya çıktığında hemen hemen aynı iş başvurularına farklı mezuniyet durumlarıyla başvurduğunu görüyoruz. Bugün baktığında işin mühendislik tarafını değerlendirirsek uçak mühendisliği diye bir bölüm var. Havacılık ve uzay mühendisliği diye bir bölüm var. Sadece uzay mühendisliği diye bir bölüm var. Bir de havacılık mühendisliği diye de yine havacılık ve uzay mühendisliği diye de bir bölüm olduğunu görüyoruz. Ben onların listesini çıkarttım. Sana çok kısaca bahsedeyim. Mesela uçak mühendisliği programı Erciyes Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, Türk Hava Kurumu ve Girne Üniversitesi'nde var. Uçak ve uzay mühendisliği Gaziantep ve Samsun Üniversitelerinde var. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kıbrıs Kampüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde var. Bir de Uzay Mühendisliği programları var. O da İstanbul Teknik Üniversitesi ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde var. Baktığın zaman 4 ayrı bölüm var gibi görünüyor ve 11 tane öğretim kurumunda bu 4 ayrı bölüm şeklinde programlandığını görüyoruz. Ve bu 11 programın toplam yıllık öğrenci kontenjanı 2019 yılı rakamlarından bahsedersek 762 kişi. Yani soruya şöyle cevap verelim. 762 tane öğrenci 2019 yılında bu bahsettiğimiz 4 başlık altındaki programlara yerleştiler ve bunların hepsi mezun olduktan sonra uçak mühendisliği ile ilgili ilanlara birbirlerinden hiçbir farkı olmaksızın başvuru yapacaklar ve o işi kapmaya çalışacaklar. Bizim zamanımızda ben 1993 yılında girdim üniversite sınavına. O zamanlar tabii hani havacılığa çok meraklıyız. Hoş TM, Türkçe, Matematik üzerinden başka bölümler okudum ama ya uçak mühendisliği ama Türkiye'de iş bulamıyor diye bir 93 yılı için konuşuyorum. Epey böyle bir konuşulurdu. Peki bugün uçak veya havacılık mühendisleri mezun oldukları zaman iş bulabiliyorlar mı? Şimdi Türkiye'de yüksek öğretim programları ile alakalı biliyorsun son dönemde müthiş bir çarpıklık, bir olağanüstü bir kontrolsüz büyüme var. Aynı bir ara Türk havacılığının kontrolsüz büyümesiyle bunu özdeşleştirebiliriz. Az önce bahsettim. Şu anda sadece işin mühendislik boyutunda yılda 762 öğrencinin girdiği programlardan bahsediyoruz. Ben 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliğine girmiştim. Bakın 2018-2020 arada 12 yıllık bir fark var. Öyle 40-50 yıllardan bahsetmiyoruz. 2008'de ben üniversiteye girdiğimde sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği, bir de bizim İTÜ'de uçak mühendisliği ve aynı fakülte içinde ayrı bir uzay mühendisliği bölümü vardı. Ve girdiğimiz zaman çok iyi hatırlıyorum. Bize ilk söyledikleri şey şuydu. Şu anda gelmiş geçmiş yaşayan, ölen toplam uçak mühendisi diplomasına ve unvanına sahip 1112 kişi olduğundan bahsedilmişti. Yani 1000 kişinin biraz daha üzerinde olan bir bölümü 12 yıllık süreç içerisinde yılda 762 öğrencinin kabul edildiği bir sürece geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi sen de çok çok daha iyi biliyorsun benden, yıllardır bu sektörün içindesin. Türk havacılığının gelişiminin orantısıyla bu yılda 762 tane mezunun karşılaştırması, arz talep dengesini kurmak maalesef ki imkansız. Yani bu kadar yoğun şekilde farklı isimler ve başlıklar altında bu programları açmanın çok doğru olmadığı aşikar. Havacılığımızda biliyorsun özellikle sivil tarafta giderek daha küçülen ve tekelleşmeye doğru gidilen bir tablo var. Bugün neredeyse sadece Türk Hava Yolları ve Pegasus hegemonyasında bir sektörden bahsediyoruz özellikle Türk havacılığında. Tabii birazdan yine gireriz. İşin bir de savunma sanayi tarafı var belki ama özetle Türk havacılığı ve havacılık sektörü özellikle sivil havacılık tarafında kat ettiği gelişmeyle bu sektörde yer alacak öğrencileri yetiştirecek programların kontenjan sayısının artışıyla müthiş bir paralel olmayan durum söz konusu.
Yani bu insanlar işsiz kalır, işsiz kalmaz yorumunu yapmak belki biraz müneccimlik oluyor ama tabloları doğru okumak gerekirse yılda 760 öğrencinin mezun olduğu ve bütün mezunların iş bulabileceği bir hacimde sektörümüz olmadığı aşikar. Bunu söylemek lazım. Sen çok güzel bir sivil ve savunma ayrımı yaptın ama bir taraftan da bakıyoruz işte bugün iş gerçekten kaplanın ağzında değil midesinin içine doğru gitmiş durumda. Havacılık sektörü için konuşuyorum. Ama Maalesef. kariyer.net'e de baktığımız zaman Türkiye'deki işte TUSAŞ, TEİ, Aselsan, Havelsan gibi şirketlerin çok sayıda mühendis aradıklarını hala da aramaya devam ettiklerini görüyoruz. Örneğin TUSAŞ'ta çok ciddi sayıda mühendis istihdam ediyor ve bu sayıda epey bir artmış durumda. Peki buralara girecek kişilerin ne tür özelliklere sahip olmaları gerekiyor? 4 yıllık üniversite mezunluğu üzerine diyelim ki havacılıkla ilgili uçak veya havacılık mühendisinden mezun oldu. Şimdi Tolga abi o soruya gelmeden önce belki daha iyi bir temel oluşturabilme adına şunu söylememiz lazım. Birisi uçak mühendisliği ya da bu bahsettiğimiz havacılıkla alakalı mühendislik bölümlerinden mezun olduktan sonra ne tarz işlere girebilir diye bir temel çerçeve çizmemiz gerekirse en başta az önce söylediğimiz gibi işin sivil havacılık boyutu var. O sivil havacılık tarafında havayolu şirketleri, havayolu şirketlerinin teknik departmanları, bakım onarım şirketleri ve buna benzer sivil tarafta biraz daha işin sadece bakım onarım tarafıyla ilgilenen kısım var. Bir sivil havacılık dışında savunma sanayi kısmı var. O savunma sanayinde senin bahsettiğin TUSAŞ, Aselsan, Havelsan ve işte bu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait olan şirketler. Son dönemde Baykar, Kale ve buna benzer bazı savunma sanayine parça üreten ve bu sektörü içerisinde Vestel Karayel gibi insansız hava araçları üzerine çalışan bir savunma sanayi tarafında ilerleyen bir ana kol var. Bir de bu iş biliyorsun makine mühendisliğine çok benzeyen bir iş. Yani bölümleri incelediğin zaman müfredatlarını, ders programlarını vesaire makine mühendisliğiyle hemen hemen aynı notasyona ve aynı disipline sahip olan bunun üzerine havacılıkla ilgili işin uçaklara ve havacılığa dair aerodinamikten tutun da tamamen sektöre havacılığa dönük dersleri üzerine ekstra dersler alarak elde edilen programlar olduğunu görüyoruz bu diplomaları. Dolayısıyla siz sivil havacılık tarafında, savunma sanayi tarafında görev alabildiğiniz gibi piyasada bir makine mühendisinin yaptığı işi de rahatlıkla yapıyorsunuz. Yani bugün makine mühendisleri üretimin olduğu her yerde, enerji sektöründe, otomotiv sektöründe ve benzeri pek çok farklı sektörde bir makine mühendisinin görev aldığı işlere genellikle uçak mühendisleri de başvuruyor. Zaten o tip işlerin ilanlarını incelersen uçak mühendisliği ile alakalı bir kriter de o başvurabilecek kriterler arasında yer alıyor. Dolayısıyla ne iş yapmak istediğine bağlı olarak bir kendine yol çizdikten sonra o çizdiğin yol doğrultusunda senden istenen gerekliliklere belki bakmak lazım. Dolayısıyla işin sivil havacılık tarafında çalışmak isteyenlerin biraz daha böyle ofiste masa başında bir çalışma performansı olduğunu söylememiz lazım. Yani genellikle hangarda bakım onarım merkezlerinde, genellikle bilgisayar başında uçakların bakım onarım programlanması, bunun yanı sıra uçakların periyodik bakımları, periyodik bakımlarının dışında operasyonda meydana gelebilen çeşitli arızalar ve teknik hasarların giderilmesiyle alakalı çalışmaları, uçakların teknik kitaplarına bakarak ve o işte genel bakım prosedürlerini inceleyerek çalışan ve genellikle bilgisayar başında çalışan insanlar olduğunu söyleyebiliriz uçak mühendislerinin. Savunma sanayi tarafına geldiğimizde işin farklı boyutları var. Çünkü bazı alanlarda tasarım çalışmaları, bazı alanlarda Ar-Ge çalışmaları, bazı kısımlarda da üretimle yapılabiliyor. Biliyorsun parça imalatları yapılabiliyor ya da parça tasarlanması ya da geliştirilmesi. Dolayısıyla tasarım tarafında çalışmak isteyenlerin daha teknik düşünebilen, daha yaratıcılık yetenekleri yüksek olan, işin içerisine biraz daha kreatiflik katabilecek insanlar olması bekleniyor. Üretimde biraz daha dinamik olan, daha yoğun çalışma şartlarına dayanıklı, daha böyle üretim sırasında biliyorsun çok fazla aksaklık yaşanabilir, olaylara çabuk müdahale etmesini gerektiren özelliklere sahip olunması ve genellikle üretim ortamlarını bilirsin. Fabrika ortamları biraz daha yağ, kir, basın içerisinde çalışılabilecek olan bir şartları düşünebiliriz. Dolayısıyla buna uygun özelliklere sahip olan belki arkadaşların bu tip yolları çizmesi gerekiyor. Diğer tarafta da zaten üretimin olduğu, makine mühendislerinin çalıştığı alanları da 3 aşağı 5 yukarı çalışma koşullarını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla uçak mühendisliği ya da benzeri mühendislik departmanlarında okuyan arkadaşların kendilerine hangi alanlarda yetkinliğe sahip olduklarını düşünmeleri ve bunun doğrultusunda yol çizmelerini tavsiye ediyorum. Yani şöyle söyleyelim,
işin sivil havacılık boyutunda çalışan birisi belki de savunma sanayi tarafında çok daha mutlu ya da hiç mutlu olmayabilir. Çalışma koşulları gerektiren alanlar bunlar. Dolayısıyla iyi irdelemek ve sonuçta bu alanlara yönelik stajlar ve kısa öğrencilik sürecinde belki gönüllü çalışma gibi şekillerde kendilerini buralarda deneyimlemek ve uygun olan, kendilerinin uygun olduğu alanları daha iyi bir şekilde kategorize etmelerini ben tavsiye ediyorum o açıdan. Arkadaşlarımız biz eskiden ne kadar maaş veriliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor gibi soruları soramazdık. Çok utanırdık ama günümüzde genç arkadaşlarımız çok güzel soruyorlar. Diyorlar ne kadar para kazanacağım ben, ne yapacağım gibi bu kadar çok eğitim aldıktan sonra. Çünkü uçak veya havacılık mühendisliği bölümleri iyi üniversitelerin gerçekten Türkiye'nin %1 ile 2 ile falan olan çok ciddi puan yapılması gereken yerler. Peki mezun olan uçak mühendisi sivil sektörde veya havacılık, askeri savunma sanayi sektörlerinde ne kadar maaşlarla işe giriyor? Şimdi yine ilk soruya cevap verdiğimdeki gibi 2008'de benim üniversiteye girip 2013-14 yıllarda mezun olduğum bir tabloyla 2020'lerde bugünkü tabloyu karşılaştırdığımızda yine arada maalesef derin uçurumlar görüyoruz ama bu aslında çok da sürpriz değil. Nasıl ki bahsettiğimizde arz talep dengesiyle doğru orantılı olduğunu söylediysek maaşlar da arz talep dengesiyle aslında doğru orantılı ilerledi ya da bir başka tabirle geriledi. Niye derseniz eskiden özellikle havacılık sektöründe gelirlerin döviz üzerinden olduğu düşünülürse personele de genellikle havayolu şirketleri özellikle dövizle ya da dolar ve euro bazında maaşlar öderlerdi. Ancak biliyorsun son dönemde kurdaki inanılmaz oynaklık, doların euronun geldiği nokta son dönemde düşünüldüğünde, bunu aynı zamanda biliyorsun devlet de müdahale etti. Özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalarla dövizle kira ödeyenler, dövizle maaş ödeyenlerin bir şekilde bunu TL'ye çevirmesi ve TL'nin daha dolaşıma girmesi gibi kararlarla birlikte sektörde maaşlar da TL'ye döndü ya da döviz kuru belirli bir seviyede sabitlenerek bu maaşların verilmesi sistemine geçildi. Bu da elbette çalışanın aleyhine oldu. Ama çalışanın aleyhine olan şey asıl az önce de bahsettiğim gibi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bu kadar çok fazla gelişim kat etmeyen, müthiş derecede bir istihdam alanı oluşmayan sektörde çok fazla öğrencinin girdiği programlar açmaktı. Dolayısıyla siz bu ortada bir enflasyon yaratılması meselesine bağlı olarak maaşlarda bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bundan belki 10 sene, 15 sene önce girdiğimiz zaman uçak mühendislerinin girdiği işlerdeki durumlar çok daha yüksekken bugün sivil havacılık tarafında 5000 lira civarlarında maaşa başlanan bir tablo olduğunu, savunma sanayi taraflarında ise 6-6,5'larda başladığına dair bilgilendirmeler alıyoruz. Ama dediğim gibi bundan 5-10 yıl kadar önce olay çok daha farklı bir boyuttaydı ve korkarım ki bu programların sayısının, dolayısıyla mezun olan öğrenci sayısının artışıyla beraber bu rakamlar çok daha aşağıda inebilecekmiş gibi görünüyor ki bu da oldukça korkutucu bir tablo tabii ki. Peki tabii birçok üniversitenin ismini saydım burada ama en çok talep gören diyelim üniversiteler hangileri veya o üniversitelerden mezun olanların işe alımlarda öncelikleri var mı? Şimdi şöyle söylemek lazım, bu işin yani havacılık ve uçak mühendisliği noktasında bu işin lokomotifi az önce de bahsettiğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi aslında. Şöyle ki çünkü en eski bölümler bunlar, en iyi altyapıya sahip, en iyi akademik kadroya sahip ve şartların en iyi olduğu durumlar İTÜ ve ODTÜ. Burada öğrencilerin aslına bakarsan ben her zaman bana bu tip sorular soran insanlara uçak mühendisliği olmayı, uçak mühendisliği düşünüyorum, uçak mühendisi olmak istiyorum şeklinde sorularla geldiklerinde hangi üniversiteyi tercih etmeliyim, ne yapmalıyım dediğimde onlara İTÜ veya ODTÜ'yü kendilerine hedef olarak koymalarını tavsiye ediyorum. Diğer üniversiteleri bundan sonrasında daha altta görmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölümlerin Türkiye'de açılması bu üniversiteler üzerinden gerçekleştiği için sektörde uçak mühendisi olarak bir şirketin üst düzey yönetim kademelerinde, pozisyonlarında görev alan insanların tamamı da neredeyse ODTÜ'lü ve İTÜ'lü. Hatta şöyle söyleyelim, genellikle Ankara ve İstanbul ayrımı da olduğu düşünülürse, işin savunma sanayi tarafı biliyorsun biraz daha Ankara merkezli, sivil havacılık tarafı ise İstanbul merkezli yürütülüyor. Dolayısıyla sanki böyle sektörde de ODTÜ ve İTÜ'lü ayrımı ciddi şekilde göze çarpıyor ve sivil tarafta sanki daha fazla İTÜ'lü, savunma sanayi tarafında da daha fazla ODTÜ'lü olduğunu söylemek yanlış bir tespit olmaz. Dolayısıyla yeni mezun olan bir öğrenci girebileceği şirket sayısı ve durum zaten belliyken bir başvuru yaptığı zaman onun işe alım süreçlerinde veya işe girdikten sonraki sürede onun yöneticisi olan insanlar genellikle ya İTÜ'den ya da ODTÜ'den mezun olmuş olan uçak mühendisleri olmuş oluyor. Dolayısıyla orada da
ister istemez aslında bir İTÜ ve ODTÜ'ye yönelik işe alım süreçlerinde bir pozitif ayrımcılık yapıldığını söylemek yine yanlış olmayacaktır. Bu demek değildir ki az önce bahsettiğimiz 11-12 tane üniversiteden mezun olan arkadaşlar iş bulamaz, tamamen ortada kalır gibi bir izlenim de yaratmak istemem ama genel olarak sektörün gerçekleri bunu gösteriyor bize. Elbette diğer üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız da kendilerini geliştirirlerse, kendilerine üniversite eğitiminin haricinde başka artı değerler sağlayabilirlerse sektörde elbette iş bulma şansları var. Ama bir tarafın daha yüksek, bir tarafın biraz daha zor iş bulabildiği bir tablodan bahsedebiliriz. Bunun arkasında yatan da başka sebepler var aslında Tolga abi. Onlara da belki değinmek lazım. Biliyorsunuz sen de ben de zaman zaman üniversitelerden çeşitli davetler aldığımızda o arkadaşların davetlerini kırmayarak söyleşilere, konferanslara, üniversitelere gidiyoruz. Ben de bu az önce saydığım 10-11 tane uçak mühendisliği ve havacılık mühendisliğinin olduğu üniversitelerin nereden baksan yarısından fazlasına söyleşi ve konferans için gittim ve bizzat görme şansım oldu. Buralardaki imkanlar, akademik kadro ve aynı zamanda şartlar, altyapı şartları gerçekten bazılarında oldukça beklenenin altında. Dolayısıyla zor şartlar altında öğrenci arkadaşlar eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. İmkanlar ve olanaklar kesinlikle yani bir İTÜ, ODTÜ ile Anadolu'daki bir üniversitede okuyan arkadaşın ulaşabilirliği, imkanları çok daha farklı. Akademik kadro farklı, laboratuvar ortamları farklı, altyapı, genel olarak eğitim altyapısındaki imkanlar birbirinden farklı. Bu da dolayısıyla eğitim kalitesine de maalesef ki yansıyor. Bir eşitsizlikten bahsetmek bu anlamda doğru olacaktır. Dolayısıyla burada avantaj olan şu, gerçekten dijitalleşmenin çok ciddi boyuta geldiği bugünümüzde öğrenci arkadaşlar bu imkansızlıkları ya da şartların eşit olmaması durumunu kendi imkanlarını kendileri yaratarak aslında giderebilirler. Yani bugün internette biliyorsun MIT'nin, Stanford'ın ve aklına gelebilecek bütün iyi üniversitelerin dersleri open course olarak gerçekleştiriliyor. Yani girip siz bugün evinizde oturduğunuzda MIT'de havacılık ve uçak mühendisliği ile alakalı verilen bir dersi izleyebilme şansına sahipsiniz belki. Bunun yanı sıra eğitim setleri ve geri kalan bu dijitalleşmeyi kullanarak kaynaklara ulaşabilme yetenekleri herkes için eşit durumda. Yani herkesin elinin altında bir bilgisayar olduğu düşünülürse işin ODTÜ, İTÜ ve diğer üniversiteler ayrımından çıkarak herkesin bir bilgisayarla dünyanın tamamına ulaşabilme yeteneklerinin eşit olması bilgisiyle beraber diğer üniversitelerdeki arkadaşların kendilerine daha fazla katma değer sağlayabilmesi için biraz daha fazla çabalayarak diğer arkadaşlarının şartları daha iyi olan arkadaşlarının şartlarına erişebilme yetisi var. En azından sevindirici olan gelişme bu. Bu anlamda vizyonu daha iyi olan arkadaşlar, kendilerini geliştirmeye, gelişime açık olan ve bir noktada diğer kendisinden daha iyi şartlarda okuyan arkadaşlarının imkanlarına ulaşma vizyonunu gösterebilen arkadaşların bu aradaki farkı da kapatabilme yetisinin durumu biraz daha iyileştirebileceğini düşünüyorum o açıdan. Biraz belirttin arkadaşlar kendilerini geliştirsinler sonuçta. Hani ben ODTÜ'deyim, İTÜ'deyim diye değil, bunları takip etmeleri gerektiğini söylüyorsun. Herhalde bir de iyi bir yabancı dil, iyi bir İngilizce muhtemel ve sonrasında biraz da kendilerini suyun akışına bırakarak ne istiyorlarsa, neye uygunlarsa biraz da etrafı görerek bir hayata doğru atılmaları herhalde doğru olacaktır. İngilizce meselesini çok çok önemsiyoruz Tolga abi. Sen de çok iyi biliyorsun ki bu sektörün bir dili var. Havacılık sektörünün şöyle bir avantajı var. Birçok farklı sektöre göre havacılık sektörünün avantajı şu. Siz dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer burada bir profesyonel lisansınız varsa, yani bir uçak mühendisiyseniz, bir pilotsanız, bir teknisyenseniz ya da bir kabin memuruysanız, yani bu sektörün içerisinde bir profesyonel unvanınız varsa, dünyanın neresine giderseniz gidin, aynı şartlarda bu işi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu sektörü güzel yapan şey bu. Bunun nedeni de sektördeki genel kuralların ve otoritelerin koymuş olduğu regülasyonların dünyanın her yerinde harfiyen uygulanabiliyor olması. Yani siz burada bir uçak mühendisi olarak yaptığınız iş Avustralya'da, Hindistan'da, Çin'de tamamen aynı. Teknisyen için de geçerli, bu pilot için de geçerli. Dolayısıyla bu sektörü tercih eden arkadaşlarımızın böyle bir avantajı var. Peki bu dünyanın her yerinde harfiyen uygulanan regülasyonların devamlılığı nasıl sağlanıyor derseniz, bunu sağlayan tek şey ortak dil, İngilizce. Yani siz bugün havacılık sektöründe hangi kademede olursa olsun bir pozisyonda kendinizi yeterli bulmak istiyorsanız ya da bir şekilde o pozisyonda kendinizi görmek istiyorsanız
yapmanız gereken şey mesleki anlamda kendinizi geliştirmek olmalı ama her şeyden önemlisi İngilizceyi çok ciddi şekilde bir profesyonel seviyeye getirmeniz lazım. Yani şöyle söyleyelim, bir örnek vermek gerekiyor belki. Bugün bir uçak mühendisi olarak diyelim ki bir havacılık, sivil havacılık tarafında bir havayolu şirketinin teknik departmanında çalışıyorsunuz. Sizin uçağın bakım prosedürlerini takip edip bir teknisyene uçakta bir işlem yaptırmanız gerekiyor diyelim. Siz bir kere uçağın teknik kitabından sorunun ne olduğunu anlayıp bu soruna nasıl bir çözüm bulunacağını anlamak zorundasınız. Birincisi İngilizce, uçağın teknik kitaplarının da İngilizce olduğu düşünülürse sizin işinizin başlangıç noktasında İngilizceyi çok iyi bilmeniz, sorunun ne olduğunu ve çözüme yönelik ne yapılması gerektiğini anlayabilmeniz lazım. Bunun arkasından sizin teknisyene bu sorunun çözümünün yapılabilmesi için bazı mühendislik emirleri hazırlamanız ve ona sunmanız gerekiyor. Bakın Türkiye'de bir havayolu şirketinde bir Türk mühendis, Türkiye'de bir havayolu şirketinde bir Türk teknisyene bir işi yaptıracak ve bu süreci bir mühendislik emriyle yaptırır ve bu mühendislik emrini de İngilizce hazırlar. Bunun sebebi şu, mühendisin söylediği şeyi teknisyenin yanlış anlamasının önüne geçmek ya da bir başka regülatif durumdaki kontrol personelinin bu işin doğruyu yapılıp yapılmadığını anlayabilmesi için hepsinin ortak bir dil kullanması gerekiyor. Yani bugün gelip Çinli bir regülasyon ya da bir otorite yetkilisi gelip sizin bakımda yapmış olduğunuz herhangi bir şeyi kontrol edebilmesi için tek şart hepinizin ortak dili konuşabiliyor olması. Dolayısıyla İngilizce meselesinin zaten halledilmemesi gibi bir şey havacılık sektöründe görev alan hiç kimse için söz konusu bile değil. Yani az önce de söylediğim gibi üstüne bu bir kere daha basmak istiyorum. Yani Türk Hava Yolları'nda çalışan bir mühendis, Türk Hava Yolları'nda çalışan bir teknisyene, Türk Hava Yolları uçağının bakımıyla alakalı bir emri bile İngilizce dilinde hazırlar ve aynı şekilde teknisyen de bunu harfiyen mühendislerin ona yayınlı göndermiş oldukları mühendislik emri doğrultusunda bakım işlemini gerçekleştirir. Bu şunu anlatıyor bize aslında. İngilizce biliyor musun ya da İngilizce seviyen nedir tarzındaki bir sorunun havacılık sektöründe taca çıktığı bir tablodayız. Bunun yanı sıra yine az önce bahsetmiştik sektörün farklı noktalarında kendini geliştirmek diye ikinci yabancı dil meselesini bu anlamda çok çok önemsiyoruz. Türkiye'de arz talep dengesizliğinden bahsetmiştik. Bu sektörde eğer bir profesyonel unvanınız ve lisansınız varsa her yerde yapabilmeniz için sizin sektörün gelişen noktalarına doğru bir hareketlenme yapmanız lazım. Yani bugün için sen de çok iyi biliyorsun ki havacılık Asya Pasifik bölgesine doğru bir yolculuk içerisinde. Yani önümüzdeki 20 yıllık süreç içerisinde havacılık sektörüne öncülük edecek olan yer Asya Pasifik bölgesi ve ülkeleri. Dolayısıyla siz bugün bu sektörün içerisinde yer almaya çalışan ya da bu sektöre aday bir öğrenciyseniz, kariyer yolculuğunuzu havacılık üzerinde planlayan biriyseniz, kendinizi doğuya doğru veya Asya Pasifik bölgesindeki ülkelere doğru kanalize etmeniz oldukça doğal. Dolayısıyla siz buralarda bir yaşam sürebilmek için belki oraların diline dair kendinizi geliştirecek ekstra adımlar atmalısınız. Ama yine belki başa dönmek gerekirse İngilizceyi zaten çoktan halletmiş olmanız gerekiyor. İngilizce, İngilizce, İngilizce diye önemli bir noktaya temas ediyorsun. Arkadaşlara da buradan tavsiye, İngilizceleri iyi olsun. Havacılık terimleriyle birlikte aynen, teknik yapıları çok iyi olsun. Peki anlatırken dedin ki tasarıma sizi çekebilir, yönelebilirsiniz. Fabrikanın kiripası vardır, imalat veya bakım biraz daha masa başı. Peki sen niye medya kısmına doğru ne çekti seni de uçak mühendisliğinden gazeteciliğe, işin yayıncılığına doğru kaydın? Biraz da senin hikayeni dinleyelim. Tabii şöyle söylemek lazım. Ben uçak mühendisliğini bitirdikten sonra bir havayolu şirketinde işin teknik tarafında çalıştım. Ve bu esnada aynı zamanda benim üniversite yıllarında geçmişte de bu medya tarafına yönelik bazı başka çalışmalarım da olmuştu. Bir televizyon programı yapımcılığım vesaire de olmuştu. Medya tarafına her zaman bir ilgi duyuyordum. Ve işin havacılık medyası tarafında da genel bir eksiklik, genel bir eksikliği doldurma ihtiyacı olduğunu hissettim. Yani sizin programınız veya işte benim daha sonradan çalışmış olduğum program ve yayınların haricinde Türkiye'de genel olarak bu işin aktarılması noktasında daha fazla bilgilendirme yapılmasıyla alakalı bir eksiklik görmüştüm. Ve bu eksikliği doldurma adına kendimce bir ne diyelim işin medya tarafına tabiri caizse bulaşmış oldum. Ama sonrasında tabii Türkiye'de medyanın durumu ortada. Gelinen tablo net bir şekilde bizi medyanın dışına itmekle birlikte yeni medyanın yükselişiyle beraber işin dijital medya tarafındaki eksikliğiyle yüzleştirdi. Ve ondan sonrasında da zaten
Instagram hesabım üzerinden bilgilendirici, havacılıkla ilgili bilgilendirici paylaşımlar yaparak başlamıştım. 1-2 yıl önce yine yeni medyanın aldığı şekil doğrultusunda YouTube'un yükselişiyle birlikte artık bu işi YouTube'da yapma gerekliliği ortaya çıkmış oldu. Ben de aslında hem medyanın, hem ülkenin, hem de sektörün genel olarak geçirdiği evrim üzerinden kendi yayıncılığımı ve yapmış olduğum yayınları bir şekilde yeni formlara sokuyorum diyebilirim. Ama ben sektörden ve kendi işimden hiçbir zaman zaten bu süreçte kopmadım. Şu anda da zaten kendi şirketim üzerinden uçak brokerlığı ve teknik danışmanlık hizmeti veriyorum. Yani uçakların, havayolu şirketlerinin ve sektörün ihtiyacı olan yedek parça teminini sağlayan ve aynı zamanda uçakların teslim alınması, filodan çıkarılması süreçlerinde danışmanlık işleri ve kompozit parça tamiri üzerinde çeşitli çalışmalar yaptığım bir şirketim de var. Yani işin medya boyutu benim için biraz daha hem hobi gibi hem de biraz aslına bakarsan benim açımdan bir kartvizit özelliği taşıyor gibi. Yani sektörde yapmış olduğum diğer çalışmalarla bir bütünlük sağlayan bir ekosistem oluşturan bir detay. Dolayısıyla medyacılık boyutuna daha üniversite yıllarından gelen bir merakla başladığımı, o merakın biraz profesyonele döndüğünü, daha sonrasında tekrar kendimi dijital medyayla profesyonel gazetecilik alanından geriye çektiğimi de söyleyebilirim bu açıdan. Tabii eski medya, konvansiyonel medya derken o şu an çok ciddi kan kaybı içerisinde ve insanlar her gün hazırlanan farklı videolar görmek, Instagram'dan değişik anlık paylaşımlarla bilgiye ulaşmak istiyorlar. Sen de sonuçta araçlar değişiyor burada ama bunu sunarak farklı çok güzel bir çizgi yakaladın. Bir taraftan profesyonel işin devam etmesine rağmen bunları da keyifli devam ettiriyorsun. Bence de dengesini gayet iyi buluyorsun. Bu şekilde çalışmalara gerçekten insanların bilgi kazanması açısından çok önemli yeri var. İnsanlar ama seni tabii ki Instagram ve sonrasında YouTube'dan tanıyorlar. Nasıl geri dönüşler alıyorsun bunlarla ilgili? Profesyonel yaşantına biraz etkilerini anlatır mısın? Şöyle söyleyeyim, Instagram'da yıllar önce ilk olarak Instagram'da uçakla ilgili paylaşımlar yapma ya başlangıç noktam aslında şuydu. Herhangi bir sosyal çevrenin içerisine girdiğinizde ya da ailenizde, etrafınızdaki insanlardan uçak mühendisi olduğunuzu öğrendikten sonra gelen bazı temel standart sorular vardı. İşte uçakların bu arkasında neden beyaz izler bıraktığından tut da havada işte motorlar bozulursa ne olur? İşte pilotlar aynı yemeği mi yer, farklı yemeği mi yer? İşte kimler de uyur? Pilotların bu kadar uzun sürelerde nasıl uçtuğu ve bu uçuşu gerçekleştirdiğine dair şöyle bir ortalama bir 100 tane falan soru çıkarabiliriz belki. Ortak merakı uyandıran, yani sektörün içerisinde olmasına gerek yok. Sıradan sosyal gündelik hayatın içerisindeki insanların ortak olarak merak ettiği çok sayıda soru olduğunu keşfettim. Ve sonrasında aslına bakarsan Instagram'ın da o dönem, benim başladığım dönemde bugünküne göre bence biraz daha popüler olduğu, bugün için Instagram'ın biraz popülaritesinin düştüğüne inananlardanım. O dönem biraz daha yükselişte olduğu bir süreçte insanlara bir toplu cevap verme amacıyla başlamıştım. Yani bu kadar insan benim etrafımda, sonuçta ben bir birey olarak etrafımda, sosyal çevremde karşılaşabileceğim insan sayısı belli. Ama bu insan sayısında ortalama olarak bu soruların ortaklığını keşfettiğime göre bunun geneli de yansıtabileceğini düşünerek Instagram üzerinden bu bana sorulan soruların bir şekilde olabildiğince halk diline çevrilmiş şekliyle, insanların anlayabileceği şekliyle paylaşmaya başlamıştım. Benim hani dijital medyadaki paylaşım, yayıncılığım ya da paylaşımlarım bu amaçla ve bu motivasyonla başlamıştı. Ama az önce de söylediğim gibi bir süre sonra artık Instagram yetmemeye başladı. İnsanların ve medyanın gidişatı, insanların bir şeyleri okuyarak tüketmek yerine izleyerek tüketmeye başlamasının, dolayısıyla insanların tüketim ihtiyacının değişmesi işin YouTube'a evrilmesine neden oldu. Aslına bakarsan Instagram'da paylaştığım, yazılı olarak paylaştığım şeyleri biraz daha görselleştirerek, biraz daha geliştirerek farklı bir formda sunmaya başladım. Dolayısıyla hani soruna tekrar gelecek olursak, insanların genel olarak seyahat etmeye başladıkça uçakları artık bizim için bir hayalden öteye bir gündelik araç vasıtasına dönüşmesiyle birlikte merakları da artıyor. Dolayısıyla insanlar hep seyahate dair karşılaştığı şeylerin detaylarını ve inceliklerini soruyorlar. Yani bana sorulan sorular genellikle bu yönde olmuş oluyor. Yani uçakta seyahat ediyor adam, karşısına bir şey çıkıyor ve diyor ki bunun acaba nedeni ne olabilir? Ya da seyahat esnasında karşılaştığı bir şeyin neden gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş olabileceğini soruyor. Dolayısıyla meraklar havayolu seyahatlerine olan talebin, insanların daha fazla uçakla seyahat edebilmesini ile doğru orantılı olarak arttığını söyleyebilirim. Şuraya geleceğim. Uçak mühendisliği ve dolayısıyla işin tekniğini
uçağın genel olarak çalışma performansını bilen bir adamdan ne öğrenmek isterlerse onu soruyorlar. En başta başlangıç buydu. Ama şimdi genel olarak son dönemde YouTube'da ürettiğimiz içeriklerle birlikte aslına bakarsan soruların da genel olarak tarzı ve şekli değişti. Artık daha fazla detay soruyorlar. İşin bir de artık akademik boyutu üzerinde çalıştığımı bilenler daha farklı ve işin akademik boyutuna, işin bir sektör olarak değerlendirilip sektördeki ekonomik yansımalarına doğru soruların evrildiğini, biraz daha detay şeylerin sorulduğunu keşfetmeye başladım. Ama bunda tabii o insanın sektöre, uçaklara doğrudan daha derin bir ilgisinin ve bilgi alma ihtiyacının olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şuraya geleceğim. Beni takip eden adamlar genellikle zaten şunu biliyorlar ki, yani beni takip eden insanları iki gruba ayırabilirim. Bir tanesi uçakla seyahat eden, sadece uçaklarla ilgisi seyahat olan ve bu seyahatte karşılaşabileceği ilginçliklerin nedenini merak edenler. Bir de bu dijital medyadaki yayıncılıkla birlikte beni biraz daha yakından takip etmeye çalışan, yaptığım bilgilerden daha fazlasını isteyen, uçaklara ve havacılığa daha meraklı bir kesim var. Onların tabii beklentileri ve soruları elbette biraz daha farklı oluyor. Onlar için dediğim gibi hem ekonomik boyutuyla hem daha teknik bilgi detayıyla biraz daha haşır neşirler ve oralardan biraz daha fazla bilgi almaya çalışıyorlar. Ama sorular o kadar çeşitli ki Pegasus'un Türk Hava Yolları'nın hisselerinin yükselip düşeceğini bile soranlar da olabiliyor. Tabii sorular bazen de böyle zenginleşebiliyor. Benim bir sonraki sorum senin şu anki yeni başladığın akademik kariyerinle ilgiliydi ama biraz anlattın biraz önce. Bir de tabii karpuzlar taşıdın, kucağındaki karpuz sayısı artıyor. Kolay değil bunlar. Medya, profesyonel bir işin var. Bir yandan mesleğini yapıyorsun. Ve akademisyenlik. Nasıl başladı akademisyenlik? Memnun musun peki? Akademisyenlik de aslında şöyle, ben uçak mühendisliği bölümüyle birlikte bir işletme bölümü okudum ve ondan sonrasında da havacılık üzerinde biliyorsun havacılığın geleceğinin malzeme endüstrisinde olduğu ve bu malzemelerin de genellikle kompozit malzemeler üzerine kurulduğu bir ortam var. Sen de bunu çok çok iyi biliyorsun. Ben uçak mühendisliği eğitiminin üzerine biyokompozit alanında yüksek lisans yaptım. Ve şu anda da nano mühendislik ve nano malzemeler üzerine doktora çalışmaları yapıyorum. Yani işim ben aslında sadece sektörde ya da medyada yayıncılık anlamında kalmaktan ziyade biraz daha derinine inip bu işin akademik tarafıyla da ilgilenmekten keyif alan, kendimi akademik yönde geliştirmekten de keyif alan bir karaktere sahibim. Dolayısıyla malzeme üzerine yoğunlaşıp bununla alakalı bir akademik çalışma da yaptıktan sonra bu bilgileri genel olarak bir öğrenci arkadaşlara, kardeşlerimize bir aktarma ihtiyacı doğdu. Hem de işin sektörel boyutunda elde ettiğimiz deneyimleri de bir aktarma şansıydı bu. Bir vakıf üniversitesinde şimdi uçak teknolojisi bölümünde bu dönem için bir öğretim görevlisi olarak başladım. Önümüzdeki süreçte bunun daha yoğun bir şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü yine sorduğun soruya doğrudan cevap vermek gerekirse genç arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle olmak aslında hem bizim bilgi birikimimizi güncel tutabilme, hem bizi biraz daha tabiri caizse o enerji seviyesine doğru indirebilme, onların seviyesine inebilmemizi gerektiriyor ve her ders öncesi bazı kendimizi geliştirmemiz gereken ön çalışmalar yapmamız gerekmesiyle birlikte de bilgilerimizi sürekli update tutabilmemizi sağlayan bir mesele. Dolayısıyla genç arkadaşlar sektöre girme konusunda heyecanlılar, bölüme yeni başlamışlar. Hem hayattan hem de sektörden çok fazla beklentileri var. O beklentileri görebilmek ve onlara bir şekilde bir mentorluk yapabilme fikri bile oldukça heyecan verici. Bildiklerimizi, gördüklerimizi ve akademik bilgilerimizi onlara aktarırken onlardan elbette öğrendiğimiz de çok fazla şey oluyor. Dolayısıyla işin akademik boyutunu ve akademisyenlik tarafı da kesinlikle yeni başladığım bir şey olsa bile çok keyifli ve heyecan verici bir şey. Önümüzdeki süreçte akademik taraftaki çalışmaları daha da yoğunlaştırmak gibi bir düşüncem de var. Bu mesela hani hepsi birbirini besleyen bir ekosistem yarattığından bahsetmiştim. Şöyle söyleyeyim. Mesela üniversitedeki ilk dersime girdiğim zaman öğrenciler zaten havacılıkla alakalı bir bölümde okudukları için sektörde zaten takip edebilecekleri insanlar işte sen varsın, işte iyi kötü ben varım, işte birkaç arkadaşımız daha var vesaire. Bu arkadaşlar zaten bu sektörde yapılan kaliteli yayınları takip eden insanlar. Mesela benim derse gireceğimi daha önceden bir bilgilendirme ile ve bir ders programı üzerinde adımı gördüklerinde öğrenmişler ve birbirlerine şunu sormuşlar. Acaba o olabilir mi? Ya da isim benzerliği midir diye. Girdiğim zaman hani aslına bakarsan sonrasında hatta aralarında iddiaya girenler bile olmuş. Sonra ilk derse girdiğim zaman işte kazananlar, kaybedenler vesaire onlar ortaya çıktı. Ama günün sonunda güzel olan taraf şu. Yani gencecik, liseyi yeni bitirmiş, üniversiteye yeni başlamış kardeşlerimizin
O sektöre ve genel olarak hayata yönelik heyecanları var. Senin yaptığın çalışmaları, dijital medya üzerinden yaptığın çalışmaları takip ettiklerini, bir şekilde senin farkında olduklarını görmek çok daha keyif verici. Yani bence aslında işin bizim şu anda yapmış olduğumuz bu yayıncılık meselesinin, havacılık üzerine tematik yayıncılığın güzel olan tarafı o. Bu sektörde aynı ilgi alanlarını paylaşan insanların Türkiye'nin bambaşka yerinde, hatta dünyanın bambaşka yerinde bizim yapmış olduğumuz bir videoyu izleyerek bilgilenmesi ve bizden bizimle aslında tam anlamıyla doğrusal olmasa bile doğrusal olmayan bir telepatik yöntemle bir şekilde iletişebiliyor olmamız, bize bunu sağlıyor olması çok önemli. O açıdan bu yaptığımız işin hani diyorsun ya diğer işlerle bağlantısı, en önemli tarafı bence bu. Yani bizim çok fazla aynı ilgi alanına sahip olduğumuz insana tek seferde iletişim kurabilme şansı vermesi. Bu açıdan çok önemsiyorum bu yayıncılık tarafını. Ve tabii ki çok böyle keyifli uçak mühendisiyle başladık. Dijital yayıncılık, yeni medya falan derken son sorumu ben bu aralar her röportaj yaptığım kişiye soruyorum. Malum koronavirüs ile görmediğimiz kadar havacılık dibe vurdu. Dibe vurduk, dipten doğru gidiyoruz. Ne zaman şöyle bir havuzun zeminine vurup tekrar çıkacağız yukarı bilmiyorum. Tabii havacılık medyası olarak sen de ben de çok ciddi etkilendik bundan. Senin görüşün nasıl? Toparlanma sektör nasıl görüyorsun? Ne yapılır, ne edilir? Sence durum nereye doğru evrilecek bundan sonra? Yani biliyorsun bu tip krizler havacılık endüstrisinde yeni normlar ve yeni normaller olarak her zaman karşımıza çıktı. Yani bugün seyahat etme şeklimizdeki pek çok normal, daha önce yaşamış olduğumuz pek çok krizin birer sonucuydu aslında. Yani bugün Türkiye gibi ülkelerde havalimanlarında iki defa çok ciddi güvenlik taramasından geçip uçağa sıvı kısıtlaması sorunuyla karşı karşıyaysak bu 11 Eylül saldırılarının bir sonucuydu. Halbuki bizim için çok sıradan bir uygulama ama bunun background'ında yaşanan büyük bir kriz var. İşte daha önce SARS, Ebola krizleri, 2008'deki finansal krizler havacılıkta pek çok yeni kuralların standartlaştırılması konusunda önce oldu. Ama koronavirüs elbette çok daha farklı bir durum yarattı. Şundan çok eminiz ki koronavirüs sonrasında hava yoluyla yaptığımız seyahatler asla 2020'nin başındaki gibi olmayacak. Bunu çok net biliyoruz. Yeni kurallar, yeni normaller, uçakta yepyeni uygulamalara sahip olan bir sektör haline geliyor. Ne zaman toparlanacağı ile ilgili elbette çok çeşitli söylentiler var ama 2020 ve 2021'in kayıp bir yıl olduğu konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Yani 4,5 milyon insanın seyahat ettiği %82 ortalama doluluk oranına sahip bir sektörün rakamlarına ulaşmak için en erken 2022'yi sanırım beklememiz gerekecek. Elbette sektörde gerek finansal ve gerek ekonomik yapısı kırılgan olan hava yollarının devam edemeyeceği bir tablo aşikar. Biliyorsun Flybe ile başlamıştı iflaslar. Dün Avianca ile devam etti. Çeşitli hava yolu şirketlerinin önümüzdeki süreçte durumu devam ettiremeyip iflas edebilecekleri bir tablo maalesef ki sürpriz olmayacak. Dolayısıyla yepyeni aktörleriyle, havacılıkta yepyeni aktörlerle, yepyeni kurallarla yepyeni bir havacılık sektörünün bizi beklediğini söyleyebiliriz. Rakamsal olarak ya da tahminsel olarak bir şeyler söylemek sadece spekülasyon olacak belki. Bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz ama sektöre dair raporlar az önce de söylediğim gibi 2020'nin ve 2021'in kayıp bir yıl olacağını gösteriyor. Türk havacılığı için tabii durumu biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Hepimiz bu aynı gemide olduğumuz düşünülürse son dönemde maalesef kötüye gidiş söz konusu bence özellikle sivil tarafta. Çünkü en son Atlas Global'in de batmasıyla çift başlı bir sisteme dönülmüş gibi görünüyor sektörde. Yani Pegasus ve Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen ve İGA arasındaki bir rekabet ve bir tabloyla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Sektörde aktörlerin sayısının, havayolu şirketleri sayısının artması, çeşitliliğin, renkliliğin artması biz havayolu yolcuları için daha ucuz bilet, daha uçağa ulaşabilirlik sağlayabileceği için umarım ki bu sektör yepyeni havayolu şirketlerinin kurulmasına, yepyeni oluşumların kurulmasına öncü olur diye düşünüyorum. Bu elbette bir temenni. Pek çok havayolu şirketinin az önce de söylediğimiz gibi iflaslar ve konsolidasyonlarla genel olarak bir dönüşüm geçireceği düşünülürse daha dijital bir havacılık sektörünün geldiği de yine sürpriz değil. Pek çok uygulama işte biniş kartlarının falan artık hayatımızda olmayacağı düşünülürse daha dijital,
ve daha yeni kurallara sahip yepyeni aktörlerle bir havacılık bizi bekliyor gibi görünüyor. Her zamanki gibi net bir bakışla olduğu gibi anlattın. Çok çok teşekkürler, sağ olasın. Ben teşekkür Bugün ederim davet ettiğin için. Muhammed Yılmaz'la beraberdik. Önce uçak mühendisliğini, daha sonra dijital yayıncılığı ve en son sorumuzda şöyle bir havacılık sektörüne ne olacak, ne yapılacak bunlara baktık. Muhammed'in boarding.info, aynı zamanda YouTube kanalı Boarding Info ve tabii ki Instagram'dan takip edin. Gerçekten çok güzel içerikler var. Sivil havacılıkla ilgili olayın mühendisliği ama teknik bir taraftan da işletme tarafıyla da ilgili çok güzel yayınlar yapıyor. Tavsiye ederim, takip edin derim. Her gün koronavirüs döneminde 19'daki yayınımız yeni videolarla devam ediyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bize sorularınızı yorum yazabileceğiniz gibi beğenilerinizi ve tabii ki abone olmayı da kanalımıza unutmayın. Bize ayrıca info@tolgozbek.com mail adresiyle de temas kurabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Yarın görüşmek üzere.